Bebeğimin Cicileri Örgü TV takipçileri, bugün sizlerle beraber Türk kahvesi pişiriyoruz. Bildiğiniz gibi daha önceden bir Türk kahvesi videom vardı benim, sizlerle paylaştım. O gün gün içerisinde ben bir kahve yapıyorum, hadi izleyicilerimle de paylaşayım dedim ve bir Türk kahvesi videosu paylaşmıştım. O Türk kahvesi videomuz bizim 500 izlenme barajını geçti sizlerin sayesinde ve herkese çok teşekkür ediyorum o yüzden. Şimdi tekrardan bir Türk kahvesi videosu paylaşmak istedim. Neden böyle bir şey yaptın derseniz, sizler bize çok güzel yorumlarda bulundunuz, güzel fikirler verdiniz. Bu fikirleri biz de sizlerle beraber ve bilmeyen arkadaşlarla paylaşmak istedik açıkçası. Şimdi isim vermeyeceğim. Hani kim ne yazdı onun ismini vermeyeceğim. Zaten bizlere yazan arkadaşlar kendilerini biliyorlardır. Sadece buradan okuyacağım yorumları. Ve o yorumların neticesinde de Türk kahvesini pişireceğiz Allah izin verirse. Şimdi kısık ateşte ve tahta kaşıkla süper olur diyen bir arkadaşımız vardı. Önceliği ona verdik açıkçası. Çünkü ben daha evvelinde tahta kaşıkla yapmamıştım Türk kahvemi. Normal bildiğiniz çay kaşığı kullanmıştım. Ama buradaki arkadaşımın yorumunu dikkate alıyorum. Ve bugün Türk kahvemi ben de tahta kaşıkla pişirmeyi deneyeceğim. Öncelikle iki tane fincanım var ve orta şekerli bir Türk kahvesi yapacağım. Daha önce de söylediğim gibi kahve pişirirken şeker oranı tamamen sizlere bağlıydı. Sadece göstermek istediğim şu, fincanlarımı şuraya hazırladım bakın. Normal içerisinde bildiğiniz normal suyumuz var. Ben kahveyi yaparken bildiğiniz gibi daha önceki videomda da üstüne basa basa vurguladım. Normal soğuk suyla yaptım ama kalkıp da bunu buzdolabından bir su alıp da o kadar soğuk suyla bir kahve yapmadım. Şimdi dediğim gibi iki kişilik kahve yapacağım. Bu arada bahsetmek istiyorum. Soran arkadaşlarımız da var. Teşekkür ediyorum. Kavanozlarımı eşim yapıyor arkadaşlar. Eşimin ellerinden çıkıyor. Geri dönüşüm projelerimizden bir tanesi bu. Çift taraflı kullandığım şöyle ışık dolayı Nescafe ya da Türk kahvesi olarak istediğim şekilde kullanabiliyorum kavanozumu. Şimdi kahvem burada. Öncelikle belirtmek istediğim diğer bir husus ise kahvemin içerisine herhangi bir şey kullanmıyorum. Bayatlamasın diye içine şeker falan atılıyormuş. Ben normal kahveyi aldığım gibi kavanozumda saklıyorum. Zaten sürekli tüketildiğinden dolayı herhangi bir problem yaşamıyorum. Şimdi dediğim gibi normal bir cezvem var ve ilerleyen günlerde sizlerle beraber yorumlarınızın neticesinde kahve pişirmelerimiz devam edecek. Şimdi bugünkü kahve videomuz tahta kaşıklı olandı. Dediğim gibi çift kişilik kahve pişiriyoruz. O yüzden hemen cezvemin içerisine birinci fincanımı ve ikinci fincanımın suyunu koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir serzenişte bulunmuşlar. 10 dakikada video mu? 10 dakikada kahve mi pişer falan diye. Bildiğiniz gibi konuşmalar var. Kahvenin pişim süresi 10 dakika ya da 15 dakika değil tabii ki. Fincanlarımın içerisinde su olduğundan dolayı şimdi ters çevirdim. İçerisindeki fazla kalan suyu istemediğimden dolayı hemen şekeri koymak istiyorum. Şekeri daha önce de dediğim gibi fincan başına orta şekerli yapıyorsanız eğer 1,5 çay kaşığı, şekerli yapmak istiyorsanız 2 çay kaşığı, şekersiz yapmak istiyorsanız zaten şeker kullanmıyoruz. Az şekerli kullanacaksanız yarım çay kaşığı ya da 1 çay kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi ben şöyle hafif çay kaşığından çok hafif daha büyük olan şöyle porselen bir kaşığım var benim. Ondan ben orta şekerli kahve yapacağım için şöyle 3 kaşık koymak istiyorum arkadaşlar. Hemen hemen 1,5 çay kaşığından biraz fazlaya denk geliyor. Ama çok da şekerli olmuyor. Bu evinizde böyle bir kaşık bulunduruyorsanız bunu da kullanabileceksiniz anlamına geliyor. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Şimdi kahvem
Görmüş olduğunuz gibi normal hepimizin evinde kullandığımız Türk kahvesi. Şöyle bakın. Görebiliyor musunuz? Şöyle döndüreyim. Şöyle tepeleme bir, iki, üç ve buçuk. Bu çay kaşığıyla 3,5 adet ne yaptım? Kahve koydum arkadaşlar. Şu anda ocağımın altı açık değil bildiğiniz gibi. Şimdi daha önceki videomda paylaştığım gibi tek farkı ahşap kaşıkla yapacağım, tahta kaşıkla. Şu an şurayı kaldırmak istiyorum. Şöyle hafif bir yanma olmasın diye. Hemen. Ve mümkün olduğu kadar çabuk yapacağız. Şimdi altını açmadan önce karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Şekerimi bir eritmek istiyorum. Zaten duyuyorsunuz. Toz şekerin tıkır tıkır sesini alabiliyorsunuz. Ben videoda tane tane anlattığım için biraz uzun sürüyor. Sizler evlerinizde daha rahat çalışacağınızdan dolayı ne yapacaksınız? Daha seri bir şekilde çalışacaksınız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ahşap kaşığımı içinde bırakamıyorum. Öteki türlü ne olacak? Ahşap suyu çekecek. Şu anda elimde şöyle tutacağım ki kahvemi içine girmesin. Ama bildiğiniz gibi ben kahveyi pişirirken ne yapıyorum? Karıştırıyorum arkadaşlar. Ve şimdi ocağımın altı açık biliyorsunuz. Birazdan kısacağım arkadaşlar. Kısmamın nedeni kahvemi ağır ateşte pişirmek isteğimden dolayı. Bu arada pardon. Çünkü kahve ağır ateşte piştiği zaman kendini çeke çeke ağır ağır pişiyor. Ve karıştırdığımdan dolayı üst katmanındaki kahveler aşağıya dönüyor. Onların da pişmesini sağlıyor. Kahvemizin köpüğü geçici değil, kalıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi ben de hayatımda ilk defa ahşap kaşıkla şu an kahvemi pişiriyorum. Şöyle, şimdi ocağımın altını hafiften kısıyorum arkadaşlar. Çünkü iki kişilik bir kahve pişirdiğimden dolayı ve cezvem şu anda benim çelik. Bunu isterseniz bakır da kullanabilirsiniz. Tabii tercih tamamen size kalmış. İlerleyen günlerde onları da paylaşacağım sizlerle. Sonuçta Türk toplumu olarak evimize gelen her misafire Türk kahvesi ikram ederiz ki 40 yıl hatırı olsun diye. Benim de zaten videoyu çekiş amacım buydu. Kanalıma gelen misafir arkadaşlara kahve ikram edemesem de en azından kahve yapmayı bilmeyen arkadaşlara kahveyi öğretmekti. Şimdi şöyle hafiften biraz daha kısıyorum ve kahvemi karıştırıyorum arkadaşlar. Buradaki amaç bütün kahvem ne yapsın? Birbirine dönsün. Şu anda şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Kahvemin köpüğünün rengi değişti. Karıştırdığımdan dolayı. Sesi duyabiliyor musunuz? Hafif bir tıkırdaması var ve yan taraflarda cezvenin yan taraflarına baktığınız zaman kenarlardan hafifçe köpüğünün oluştuğunu görebiliyorsunuz olmalı. Şimdi şuraya alıyorum. Birazcık daha kısmak istiyorum. Çünkü ağır ateşte yavaş yavaş köpük oluşturacağız arkadaşlar. Hemen
fincanlarımı da şöyle geri getirmek istiyorum. Bu arada artık ahşap kaşıkla işimiz kalmadı. Şöyle görüyorsunuz, kenarlarından iyice köpürmeye başladı arkadaşlar. Yapacağımız işlem ocağımızın altını birazcık daha kısmak ve kahvenin köpüğünün oluşmasını beklemek. Bu arada tam kısarsanız köpüğü oluşturmasını biraz daha yavaşlattığınız için ne yapacak? İşiniz biraz daha uzayacak. Gördüğünüz gibi yan taraflardan daha koyu olan bölüm geliyor arkadaşlar. Ve artık kahvemi, cezvelerimi alacağım alana geliyorum neredeyse. Görmüş olduğunuz gibi hala bekliyorum, bakın. Evet, biraz emekli mi? Evet, emekli. Ama şurada ilk fincanımı aldıktan sonra ikinci fincanım için hemen tekrardan kahvemi köpürtmek istiyorum. Farkındaysanız cezvemi tamamen taşırmıyorum arkadaşlar. Tekrar hafif bir ısıtıyorum çünkü ilk fincanım biraz bekledi bizi. Sıcaklığını dengelemek adına ne yapıyorum? Hafif bir köpürtüp tekrardan geri alıyorum ve hemen fincanımın içerisine alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki fincanım da köpüğünü muhafaza etti. Sizler de evinizde bol köpüklü Türk kahvesini çok rahat bir şekilde pişirin, içebilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tabii misafirlere ikram etmeden evvel yanına hafif damlattığınız şeyi peçeteyle aldığınız zaman yanına ister soda, isterseniz su ile ikram edeceğiniz zaman çok lezzetli bir misafir ikramı oluyor. İlerleyen günlerde bizlere göndermiş olduğunuz güzel fikirlerinizi paylaşmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemekten ayrılmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 500 bin izlenme barajını sizlerin sayesinde geçtik. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan başka bir anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden evvel, ahşap kaşıkta kullandığınız zaman kahvenizin köpüğü bu şekilde oluyor. Bunun testini de yapmış olduk. Dilerseniz ahşap kaşık kullanabilirsiniz. Dilerseniz ilk videomdaki gibi normal çay kaşığıyla da kahvenizi çok rahat, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.